Kendinden mi Yok kardeşim, Türkçe altyazı yaz oraya, çıkıyor. ekle? Sen ne yazdın? King Kong vs Godzilla Türkçe altyazı mı yazdın? Evet. Maya, o zaman Türkçe subtitles yazacaksın. Eşek marol. Bros Türkiye'ye gelse de bize keşke dese size çalıştık lan doğru. Oldu ya oğlum zaten. Doğru. Çocuğum borcunu ardına koyayım. Doğru Ulan. doğru. Demek Jason Ya. Statham bize borcu ödedi doğru. Jason elden aldı sanki. Bana bak. Tanışıyorum oğlum ben. Adamın filminin reklamını yaptık. Az önce küfür edemedim ya. Çok kötü oldu ya. Ben çıkıyorum oyundan bu oyundan. Harry Potter'ın dizisi geliyor. Hasan Elan sen de iyi yalan yuva yaptı sende ha. Oğlan doğru söylüyor. Ben oynayacağım bu arada. Türkçe mi geliyor? Türk dizisi geliyor Harry Potter'ın ha. Evet. Kanka Netflix'te benim bir O aslan Egzene öyle sihirli annem çıktı onu mu diyorsunuz lan? Egzene'nin sihirli annem var o mu? Sihirli annem işte diyor. TikTok dilencileri neymiş ya? Ne bileyim. Celal mı? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacak. Vurun şuraya doğan yağmurları, gibi kolları vurun ya arkadaşlar. Bu ne Biraz lan? çıkar, yükseltin ya. Neler oluyor? Biri mi geldi? Lan. Kanka ben yaptım, bir tane shot aldım temizinden, TikTok'ta yayınladım, eyvallah, Allah bereket versin. Allah. Elren de izledi. Bu değerli bilgi için çok teşekkür ederiz. Açıp onu mu izleyelim? Elren'in izlediği güzel miydi? Oradan izleyelim onu. Ya Kemal, bak Kemal. E oğlum Ya bak. Kemal. Devam. Hadi izleyelim. Rainman Rayman mi? Ne yaptı lan? Merak ettim. Ne yaptı burada? Yayına mı katıldı? Ne? Eray sen izlemişsindir bunu ha. Lan Rayman ne yaptı? Ne yapıyor söyle? Ne olur söyle. Vallahi söyle ya. Ne yapıyor Ne bize? Ne yapıyorsun? yapıyor? Rayman de yazmıyor hiçbir yerde. Nereden gördün? Ekranda hiçbir şey olmuyor. Neye şaşırıyorsun? Düşünsene, bunun ebeveynlerisin. Yani her videoda söylüyorum, insanlar kafayı yemeye başladı diye, ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu... Yok canım ne kafayı yemeye başlamaz. Oğlan seni de abartma oğlum lan. Şu durumu bir inceleyelim. Biri yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Rain Man'in gelmesi. Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. Bak 4,2K'ya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geçip oturamazsın. Tam şu an şu yayına girdiğini düşünsene. Daha ne kadar oturacaksın? Bak Ne oldu oğlum? Harbi ne 3,3 oldu? Ben oldu. hiçbir şey anlamadım lan. Rain Man selam mı yazdı yayına falan? Allah Allah. Vallahi ben de şaşırdım ha. Bak ben çok nadir şaşırırım ha. Kalk! Evet. Beni oradan görüyor musunuz? Beni oradan görüyor musunuz? Görüyoruz. Kubilay!
Kobiler. Geri geliyor bak, izlenmeler geri geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istedim. Fake mi geliyorlar bir de? Rayman o Rayman değil Kemal. Her Rayman fake hesapla geliyor, ona mı inanıyor? Dediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. Yat, spor araba, şato falan. Ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık oha 100 lira attı demiyorlar da. Bak yine bu Nesquik'i içe içe midem bulandı ha. Vallahi midem yine bulandı. Az daha içim tam bulansın. İşte para yağdırdı falan diyorlar herhalde. Bilmiyorum. Oha görkemli şato attı. Amazing. Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küstüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Kolumun şekli değişmiş, kilo aldım. Bana mı diyor lan? Amcim diyor gola. Anam diyor kanka bunu. Dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küstüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Kolumun şekli değişmiş, kilo aldım. Kilo aldım ara. Ooo Aras abiden bir yat geldi. Bir yat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfine şaka yapacağım. Evet Berf. Kaç euro mesela şey ne kadar? Bilenler var mı fiyatlarını? Mesela şato ne kadar? O ayıcık ne kadar mesela ayıcık? 5 dolar mı? 1000 lira mı? Nasıl lan? Oğlum 5-6 tane ayıcık geldi orada. Ne? Cellat mı geldi? Eray şey. Konuş Eray. Oğlum ciddi soruyorum ya. Peki, bir... Çete selam yaz. Eray çete selam Eray, yaz. Eray sen biliyorsundur lan bu şey kaç para Eray? Şato ayıcık falan ne kadar? Şato bir dakika. Şato 1000 lira. 1500 lira. Bu süper araba 3500 lira. Ayıcık el kaç paraydı lan? Oğlum o ayıcı hatırlamıyorum. Vallahi oğlum, ayıcı hatırlamıyorum. 5-6 tane geldi. Ayıcı bilmiyorum ama o güller filan mesela ucuz. O attıkları. O güller ucuz. Güller 1 lira mı? Oha! Lan çete kim geldi gördün mü? Ne oldu lan? Cyber geldi lan! Berfin'e ne yapacağım şimdi bakın. Ooo şimdi bittin selam çivikyo. İşte o yüzden söylüyorum ya bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Bakın yapanlar demiyorum. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması. Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size. Sizden bir şey istemiyorum ya. Hadi güzel şeyler atın ya. Büyük şeyler gönderme de hadi. La olsun! Olsun! La var o la var o la! Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum adamın. Yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün... 30 KS koymuşuz mu? Oğlum siz manyak mısınız ya? Bir gün beni de görürseniz yat gel... Babako bir yazma be. Faruk. Faruk. Gelirken ben de bu tarz Blink tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. Oha spor araba! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Aa yine geldi. Ve böyle şeyler yapınca da insanlar toplumdan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. Ve %90'ı chat'teki sorulara cevap vermek falan yapmak ve gelen kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi bak akşam 6'da oturuyorum koltuğuma. Tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden böyle? Bir de bayıl istersen.
Yayın açık kaldık, uyanmalısın. Evet, uyan uyan. Gördüm, uyan. Ay ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar bayıldım. Çok iyi ya. Burada izlediğim kimseyi tanımıyorum. Ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? 2.400 gençler, haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun... Bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2.3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki bunu? Oh my god! Oh my god! Ya! Rados 11 seni ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Rados 11'den para yağmuru geldi, para yağmuru. Kemal sinirlendi bak diyor. Yok lan. Şaşırdım lan. Burada son bir ne yapıyorsunuz? Kemal şu an bununla nasıl proje tamam. Yapabiliriz onu düşünüyor arkadaşlar. Bir dakika oğlum şimdi aynen öyle gençler şimdi şöyle düşünmek lazım burayı nasıl geliştirebiliriz? Tamam bak laf etmek kolay. Yok yok. Baktın yat mat işe var. Nasıl yat alabilirimi düşünüyor arkadaşlar beyninde. Çünkü bit aldı. Oğulacım olayı şöyle şey düşünelim. Aldı. Nasıl bu olayı geliştirebiliriz mesela? Bu yönden mi bakarsak oğula? Çok bir prodüksiyon yapılabilir mi yani oraya özel? Mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutluluğu yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yapın lan hadi lan. Hadi yap. Ha saldım sandın değil mi lan gel buraya. Nereye yapıyorsun oğlum yayını? Burada güzel şovlar yapmak için aylarını harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3K'ya adım adım haydi. Adamın azdığını görüyor musun bak? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9. Rados bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra bağıra. 3K yayın rekorumuzu kırdı şu an 3K. Ha 3K. 3K. Tamam. Ses. Ya ne oldu şimdi? 3K'yız. 3K'yız. Of para yağmuru geldi. 2 saat bağıracak şimdi. Oo Tuğçaplı. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? Bir yata vurun gelsin. Ulan 5.3 ne demek? 5000 kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. Vurun bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya bir yat. Ulan bir yata anasını. Ya... Ulan yatmat da demedik. 8 TL diyoruz burada bay bay yazıyorlar ya. Yat diyor lan. Ulan 30 biniz biz daha böyle sevinemedik. 30 bin... 31 bin kişi izliyor arkadaşlar şu an. Hadi şimdi bir 35K yapalım. 8 TL ya. İlk ayda ücretsiz Twitch Prime 8 TL diyorum bay bay diyorlar bak. Yat diyor ya. Bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit. 5.5. Acaba bunun bağırdığını görüp baba şey diyen var mı? Lan 5.5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5.5. Ben de para kazanacağım ya. Yeter. Şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalış. Büyük ihtimal çoğunuz Binomo'yu duymuşsunuzdur. Binomo ne mi? En iyi ticaret sitelerinden biri. Halihazırda şu an birçok kişi zaten bu siteden gelir elde ediyor. Eğer açıklama linkinden siteye kayıt olursan demo hesabına 8000 lira anında yüklenecek. Hazır hissettiğinde minimum 40 lira depozitosunu... Hazır hissettiğinde minimum 40 lira depozitosunu yatırıp hemen gelir elde etmeye başlayabilir misin acaba? Kazandıkların maksimum 24 saat içinde hesabına düşecek ve tek yapman gerek... Olsun lan adam da kazansın oğlum şimdi. Yani grafik aşağı mı yoksa yukarı mı gidecek tahmin etmem. Bu kadar izlemişimdir. 3-4 videosunu şimdiye kadar izlemişimdir Ugola'nın. 3'ünde 4'ünde beğendik adamla bir şuradan. Bulursan kazanırsın. Benim özel promo kodum olan tırk yüzü kullanarak küpekte özel bir link olmadığını biliyorum. Ama site bana bunu verdi ne yapayım? İlk depozitonda 2 katını kazanabilirsin yani 40 lira. Ne lan o? Dersen ne anlamadım ki ben. 80 lira hesabına gelecek. Bu arada kaçın olayı hemen açıklamadaki linke gir ve kaydol. Binomo kalitenin ve ticaretin ve en güzel adresi. 5.7 mi? Oha! Yemin kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya, nefes alıp vermem. Biraz sakinleşmen lazım. Ulan vurun kız bir yap çok gelsin. İzleniyor lan. Geliyor mu bari? Daha fazla dinleyemeyeceğim. Gelmiyor lan. Tüh. Tamam bu son. Su içiyordum bakar mısınız? Suyumu içtim. Neden herkes bastı yazıyor? Bastın mı?
Neye? Neye bastın? Nasıl yani? Yayın başlat tuşuna basmış mıyım ben? Bastın. Hayır ayağım yanlışlıkla yayın başlattı roleplay mi yapıyor şu an? Herkes burada! Ne oluyor? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum ben! Ya boş ver ya, tamam. Anasını sikeyim, bu kadar kolay mı işte bu hayat ya? Oğlum ben 3K izleniyorum lan kız, 3000, 4000 izleniyorum. Ben TikTok'a mı geçsem ya? Hepimizde aynı mod var değil mi şu an? Oğlum ben yoruldum lan. Ben de yoruldum. Ananı avradını yoruldum.